Kıymetli Erbağlılar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. İftarımızı yaptık. Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bu akşam yine kıymetli bir hocamız var. Kendisine hoş geldi. Sefalar getirdi. Dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşamki konuğumuz İl Müftü Yardımcısı Sayın Mustafa Özdemir hocamız. Hoş geldiniz hocam. Evet, konusu da bu akşamın konusu insanın dünyalık ile imtihanı. Konulu bir sohbet gerçekleştirecek inşallah. Kıymetli hocam, başlayabiliriz uygun görürseniz. Sözü ben kıymetli hocamıza veriyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. İnşallah bu akşam da feyz alacağız bu güzel sohbetiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sayın Başkanıma, değerli müdürüme, bu programı organize eden bütün ekibe, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir vesileyle bizleri de davet ettiler. Bizim de sizlerle buluşmamıza vesile oldular. Ben teşekkür ediyorum. Katılım ve ilginizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim gecemizin feyzinden, bereketinden müstebil olmayı nasip edersin inşallah. Öncelikle Allah'a hamdolsun 11 ayın son saatinde Ramazan ayına kavuştuk. Esas olan idrakinde olduğumuz bu ayın feyzinden, bereketinden müstebil olmak lazım. Müstebil olabilmemiz için Allah bize bu imkanı ihsan edemiş, bu hayatı bize lütfeylemiş. Bu bizim için bir fırsat ayıdır. Bunu esas olarak değerlendirebilmek, kârlı hale gelebilmektir. Malum Cenab-ı Hakk'ın bizler için ikram ettiği 3 aylar var. Recep, Şaban, Ramazan dediğimiz aylarımız var ki ilk kandilimiz Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. Regaib kandilinden bu zamanımıza gelecek olursak Regaib kandili bir nevi silkiniş ve kendimize geliştir. Yani dünyayı meşgal eden bir nevi kopuş, uyanış ve manevi iklime girişin bir başlangıcı. Ama Regaib kandilini diğer kandillerimizden ayıran bir özellik var ki diğer kandillerimiz genelde geçmişle bağlantılıdır. Mesela Mevlid kandili dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'in kainata teşrifinin seneyi devresidir. Kadir gecesi dediğimiz zaman aynı şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'ın yeryüzüne inmesinin sene-i devresidir. Miraç kandili de benzer şekilde. Ama Regaib kandilini diğer kandillerden ayıran özellik geçmişle bağlantılı değil, gelecekle bağlantılı olması. Yani bir nevi dünyevi meşgaleden silkinip yönümüzü, rotamızı belirleme. Yani yönümüzün, rağbetimizin Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda olması. Kişi neye rağbet ederse değeri ona göre olacaktır. O bakımdan Regaib kandiliyle beraber yönümüzü, rotamızı Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametine yönetmiş, Miraç kandiliyle de yükselişimiz gerçekleşiyor. Ve İsra suresinde Cenab-ı Hak Müslümanların sakınması gereken hususları bize hatırlatıyor. O sakınmamız gereken şeylerden de sakınarak ve miracın hediyesi olan namazı da muhafaza ederek yükselme gerçekleşecek. Ve devamlı ise asıl hedef Ramazan'dır. Efendimiz de öyle dua ediyor. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belliğne Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır buyuruyor. Asıl hedefimiz Ramazan'a ulaşma olunca arınmış olarak ulaşabilmek. Miraç kandilinde yükselmenin gerçekleşmesiyle Berat kandilinde ise ibra etmiş, temizlenmiş, ibra etmiş bir surette Ramazan ayına kavuşmak ve değerli kardeşim Ramazan ayını da eda etmekle inşallah vaat edilen mükafatı kim ki ecrini ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları mağfiret olur müjdesini İnşallah o vesileyle elde etmiş ve kazanmış olacağız. Kıymetli kardeşlerim, demek ki bizim asıl hedefimiz Ramazan'a ibra etmiş bir şekilde ulaşmak olunca insanı hataya ve günaha sürükleyen şeylere bakmamız lazım. Genelde insanı hataya sürükleyen üç şey vardır. Servet, şehvet ve şöhret. Ve bunların da disipline edildiği en güzel zaman diliminde Ramazan olduğunu
görmekteyiz. Çünkü insanın fıtratında gerek kadına karşı, gerek nefsine, gerek mala ve çocuklarına karşı bir sevgi muhabbet vardır. Yani insanın eşini sevmesi doğaldır, olması gerekir. Çocuklarını sevmesi aynı şekilde fıtratın gereğidir. Hatta sevgili Peygamber Efendimiz, sevdiğimiz kardeşimize sevgimizi bildirmemizi bize hatırlatıyor. Çünkü İslam'ın hedefleri mükemmel, güçlü bir toplumun oluşması. O da Müslümanların, Müslüman fertlerin arasında güzel, güçlü sevgi ve muhabbet bağının oluşmasıyla elde edilecek ve sağlanabilecektir. Onun için Allah Resulü Efendimiz sevdiğimizi kardeşimize bildirmemizi ister. Hatta eşimize dahi sevgimizi ishal edebilmek, bildirebilmek, ifade edebilmek. Bir ara fakatta bir aile geçimsizliği var. Aralarında bulmak için girdiğimizde genç hanım şunu söyledi. Benim eşimin beni sevdiğine inanmıyorum. Yani beni sevmiyor kanaati bende oluşmuştu. Ta ki aralarında vuku bırak olumsuz olaya kadar. O olaydan sonra ben eşimin beni sevdiğini anladım diyor. Ama o zamana kadar kadın kocasından sevdiğine dair ne davranış ne de güzel bir söz duymamış. Duymayınca da işte yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman hayatına, Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizle arasında geçen güzel bir şey var, bir yanık var. Hazreti Ayşe validemiz sorar, beni seviyor musun? Efendimiz cevap veriyor, evet seviyorum diyor. Hazreti Ayşe validemiz tekrar sorar, nasıl seviyorsun? O sevginin boyutu nedir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kör düğüm gibi. Öyle seviyorum ki öyle bağlandım ki kopamam, kopmuyor, artık çözülmüyor. Hazreti Ayşe validemiz aradan zaman geçer tekrar sorar, kör düğüm nasıl devam ediyor? Efendimiz ilk bağlandığı gibi buyuruyor. Yani Allah Resulü Efendimizin Mekke döneminde, o dönem ki cahiliye döneminin geçiş sürecine baktığımız zaman kadının sevilmediği veya bir meta olarak değerlendirildiği, kıymet verilmediği bir zamanda Peygamber Efendimiz eşini sevdiğini ifade etmesi esasen çok büyük bir anlam ifade etmekte. Bugün de maalesef bazen duyarız, daha dün evlendi duyduğumuz gençlerin bir müddet sonra boşandığını duyuyoruz. Kanaatim o ki onlar o evlilik cicim ayı dediğimiz sürecin evlilik öncesinde herhalde birbirlerini yapmacık, göstermecik şeylerle evlendikten sonra gerçek kimlikleri ortaya çıkıyor ve anlaşmadıkla maalesef boşanmaların vuku bulduğunu üzülerek müşahede etmekteyiz. Onun için bize de şey yapan, fıtratın gereği olan insan malı da sever, eşini de sever, sevmesi de gerekir. Hani ve bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insan için de değerli kardeşlerim cazip kılındığını görmekteyiz. Tabi öncelikle İslam hayat dinidir. İşte o cazip kılınan şeye karşı bizim tavrımız ne olmalı ve nasıl olmalı? İslam hayat dinidir. Ve İslam'ın hedefi Müslüman'ın hem dünyasının hem de ahiretinin mamur olmasını hedefler. Yani İslam gerektiği şekilde yaşanırsa hem dünyada cennet gibi yaşanır, ahirette de cennet kazandığımız olacaktır. Ve ahiret hayatı da değerli kardeşlerim ancak bu dünya hayatında kazanıldığı unutulmamalı. Böyle ahiretü hayrun ve ebka. Yani ahiret hayatın daha hayırlı ve baki olduğunu görmekteyiz. Onun için Allah Resulü Efendimiz'in hadis-i şeriflerine baktığımız zaman bu dünya hayatının geçici olduğunu vurgulamakta. Ve kün fit dünya kendine garibin evi abir seviyin. Yani bu dünyada ama yolcu gibi ol ama garip gibi ol. Yani geçici konaklama merkezi olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz gerektiğini Allah Resulü Efendimiz bize kıymetli dostlarımız hatırlattığını görmekteyiz. Tabi bizim buradaki hedeflediğimiz dünya hayatını ihmal etmek değil. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ahireti de biz ancak bu dünya hayatıyla kazanabilmekte olduğunu unutmamak lazım. Bizim asıl söylemek istediğimiz dünya malı ve imkanı bir araç olmalı, bir amaç ve hedef haline gelmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.
sevgili Peygamber Efendimizin ümmetiyle alakalı, ümmetine endişesiyle alakalı bir hadis-i şerifinde Efendimiz meali şöyle buyuruyor. Yabancı kavimlerin, yiğicilerin birbirlerini sofralarında davet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerine çullanmaya çağıracaklar zaman yakındır. Yani müşriklerin, kafirlerin birleşip bizim üzerimize birbirlerine davet etmeleri. Orada buradan sahabe-i kiramdan derler ki o gün sayıda azlığımızdan dolayı mı bu başımıza gelecek diye Allah Resulü Efendimiz'e sorulur. Sevgili Peygamber Efendimiz de cevap verir. Hayır, azlıktan dolayı değil, bilakis çok olduğumuzu Allah Resulü Efendimiz hatırlatıyor. Ancak çokluk da niteliksiz, basımsız bir çokluk, dağınık bir çokluk. Efendimiz şöyle ifade ediyor. Lakin sizler bir selin getirdiği, yığdığı çerçöp gibi hiçbir rahatlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız diyor. Ve Allah düşmanları da sizin korkunuzu da almış ve buna karşılık da zaafa düşmüşsünüz. Zaaf nedir diye sorulduğu zaman da Efendimiz dünya sevgisiyle ölüm korkusu şeklinde Efendimiz ifade buyuruyor. Yani dünya tamah etmek, ölümü unutmak, hatırlamamak, bu gibi şey gaflet insanı asıl yaratılış maksadından uzaklaştıracağını Allah Resulü Efendimiz bize hatırlatıyor. Tabi değerli dostlarımız, biraz önce de söylediğimiz gibi dünya hayatını ihmal etmek değil ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği düsturlara baktığımız zaman وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Yani kişi için ancak çalıştığı kadarı vardır. Yani ahireti de ancak, cenneti de biz ancak bu dünya hayatında kazanacağımıza göre ona göre değerlendirmemiz lazım. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de bir övme vardır. İşte adam gibi adam diyeceğimiz şekilde bir özellik, nitelik var ki Nur suresinde Cenab-ı Hak رِجَالٌ لَا تُلْهِيهُمْ تِزَرْتُ بَلَا بَيْهُمْ اَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ devam eder ayet-i kerime. O adamlar ki, öyle adamlardır ki onları ne ticaretten, hiçbir şey Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymaz, zekat vermekten alıkoymaz. Esasen bizim ezan-ı Muhammed'imiz de bunu hatırlatır. Çünkü ezanın lafzına baktığımız zaman Allahu Ekber ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın azameti, büyüklüğü ilan edilir. Şehadetlerle Allah'ın varlığı, birliği, Peygamber Efendimiz'e risaleti tasdik edilir. Ondan sonra hayyâlel-selâh, hayyâlel-felâh ifadesiyle haydın namaza, haydın duaya, hayyâlel-felâh ile de haydın kurtuluşa. Yani kurtuluşun bu davete icabetten geçtiğini ezan-ı Muhammed'i bize hatırlatıyor. Dur suresindeki ayet-i kerimede de Rabbimiz adam gibi adam ifadesiyle o adamlar ki onları alıkoymaz. Ticaretleri, alışverişleri Allah'ın zikirden, namazdan alıkoymaz, zekattan da alıkoymaz diye bu anlamda ticaret yapanların Rabbimiz tarafından övgüyle iade edildiğini, anıldığını görmekteyiz. Buna mukabil sevgili Peygamber Efendimiz de övüyor. Yani övüyor ki ni'mel mâlu sâlih bir racülü sâlih. İyi mâlu, iyi insanların ne de güzel. Yani Müslümanın ideal anlamda çalışması, bağlılıklı olması, zengin olması elbette verenler alanlardır, üstündür. Yani toplumda insanlara hayrına vesile olmak, ihtiyacını gidermek, sıkıntıdan giderip o insanların yüzünün gülmesine vesile olmak o insanın çalışmasını da amaç hale getirir. O çalışma daha anlamlı hale getirir. Daha çok kazanarak, daha çok insana faydalı olmak o insanı mutlu edecektir. Tokatlı bir hemşerimiz Ankara'da, o anlatıyor. Çevresinde zengin bir dostu var ama hayra yatkın değil. Bazen insan bakar da görmez. Bizim hemşerimiz ona bir hatırlatmada bunu diyor. Demiş, niye bir fakirle veya bir yetim veya öğrenciyle ilgilenmiyorsun? Ondan sonra ilgilenmeye başlar. Ve bizim hemşerimize şöyle bir itirafta bulunmuş. Demiş ki, ben düşünürdüm ki bir insan çalıştıkça, kazandıkça mutlu olur. Öyle değilmiş diyor. Bir insan paylaştıkça mutlu oluyor. Yani sıkıntıda olan insanların sıkıntısını gidermek insanın, değerli kardeşlerim, mutluluğuna vesile olduğunu görmekteyiz. Tabi dünya malıyla irtibatımızın
güzel bir örneğini Hazreti Mevlana'da görmekteyiz ki Hazreti Mevlana bizim manla irtibatımızı gemiyle su şeklinde bağlantıyla izah ediyor. Nasıl ki geminin yüzmesi için suya ihtiyacı var. Ve gemi suyun üzerinde olmalı. Taşıdığı yolcuları, emaneti, şeyi sadece ve hedefe ulaştırmalı. Ama su geminin içine dolacak olursa o gemi batar. İçindekiler de helak olur, malı da telak olur. O bakımdan bizim hayatımızı idame ettirecek kadar maksadımızı, gayemizi elde edecek kadar dünyalık elde etmek elbette güzeldir. Ama bizi boğacak şekilde olursa o da bizim Allah korusun hüsranımıza vesile olacaktır. Onun için dünya malına karşı onu frenleyici unsur infaktır. Yani Allah'ın verdiği nimetlerden Allah için kullarına infak edebilmek, dağıtabilmek o malın hakkını eda etmekle mümkündür. İnfakın olmadığı yerde de değerli kardeşlerim nifak olması da kaçınılmazdır. Çünkü bir yerde aşırı zenginlik olacak, bir tarafta aşırı fakirlik, sefalet, yokluk olacak. Bu uçurum da toplumda çeşitli gerginliğe, huzursuzluğa sebebiyet verecektir. Ama bizim zenginimiz fakir fukarayı gözetir kollarsa o bir nevi bir sigorta, bir denge unsurudur. Yani zengin, fakir için bir nimet, fakir de zengin için bir nimettir. Fakir şu şekilde dua edecek, sahip çıkılan, koruyan, ihtiyacını giderecek zenginlerin olması onlar için bir umut kaynağıdır, onlar için duacıdır. Ve zenginler de bu anlamda yardım edeceği ailelerin olması onlar için de bir nimet olduğunu değerli kardeşlerim görmekteyiz. Değerli kardeşlerim, mülkün gerçek sahibi Allah'tır, onu unutmamak lazım. Biz emanetçiyiz ve geçici olarak Rabbimizin bize ikram ettiği nimetlerdir. Onu hakkıyla koruyabilmek, eda edebilmek bizim tutum ve davranışımızla bağlantılıdır. Yani o sahip olduğu nimetlerden, bedende, ikramda bulunanlarla bulunmayanların durumu Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde Rabbimiz bize hatırlatıyor. Neyin suresinde, işte bir ayet-i kerimede söylediler. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُّيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Her kim verir ve sakınırsa, korunursa, güzeli tasdik ederse, onu kolayca ulaştırırız. Ama وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ بَسْلَعْنَى وَكَدَّرَ الْيُسْرَى فَسَيُّيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Ama kim ki vermez, cimrilik yapar, kendini müstahzini zanneder, güzel, doğru olan şeyi yalanlarsa onu da zora kolayca ulaştırırız diye ayet-i kerime. Ve devamında وَمَا يُعْنِيَ عَنُوا مَالُوا اِلَّا تَرَقْتَ Ateşe çukura atıldığı zaman da malı onu koruyacak değil diye. Yani Hümeze suresinde de Rabbimiz وَيْلُوا لِكُلُّ هُمَزَّةٍ لُمَزَا اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ يَحْشَبُ اَلَّا مَالَهُ اَخْلَدَ Yani insanlara kaş göz işaret yaparak küçümseyen, alayı alanlar onların bir özelliği de mal toplayıp saymak olduğunu Rabbimiz bize hatırlatıyor. Ve يَحْشَبُ اَلَّا مَالَهُ اَخْلَدَ Onlar zanneder ki o mal onları ebedi kılacak zanneder. Ama öyle olmadığı, olmayacağı anlaşılıyor. Yani ateş atılmasından korunmuyor, ateş atılmaktan da kurtulamıyor. O halde mal bizim sıkıntılı bir zamanımızda bizim kurtarıcımız olamıyorsa demek ki biz onu hakkını ifa etmediğimiz, hakkıyla değerlendirmediğimiz ortaya çıkmaktadır. Ve Cenab-ı Hakk'ın gücü sınırsızken, imkanı sınırsızken insanlar sınırı ise sınırlıdır, imkanları sınırlıdır ve Cenab-ı Hak kendine güveneni dayanan hiçbir zaman mahcup ve mahsul etmemiştir. Ama şeytan ise insanları Allah'a ibadet ve taattan alıkoymak için her türlü plan ve desteklerini hazırlar. Araf suresinde mealen ifade edelim. Cenab-ı Hak şeytanın insanlara karşı, salihlere karşı ibadet ve taat üzere olanlar için ifadesi onları ibadet ve taattan alıkoymak için önünden, arkasından, sağından, solundan kancaya takarak ibadetten alıkoyacağını şeytan ifade ediyor.
Değerli kardeşlerim, şeytan insanı ibadetten alıkoyması için çeşitli taktikleri var. İnsanı saptırması için. Önce Allah'ı inkar ettirmek, şirk koşturmak. Eğer onu başaramazsa, İslam'ın özünden, ruhundan koparmak için batıl ve hurafelerle onu meşgul etmek. Eğer onda da başarılı olmazsa büyük günaha olur, büyük iş yapmak, yönlendirmek. Onda da başarılı olamazsa o zaman işin faziletinden onu mahrum bırakmak. E diyelim esnafız, namaz vakti oldu, ezan okundu, camiye gidecek bir müşteri musallat eder. Yani 27 kat sevap almasına engel olup onu şey yapar. Ve başka türlü şekilde onu faziletinden mahrum bırakmak için her türlü plan ve desteklerini icra edecektir. Nitekim infak hususunda da zekat verme, sadaka verme ki senin ihtiyacın olur, sen fakirleşirsin, sana lazım olur anlamında insanları itaatten alamayacağını Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hatırlatıyor. Ama aynı surede, Bakara suresinde şeytanın tavrından önce Cenab-ı Hak infakta bulunan kişilerin kazanımlarını Rabbimiz bize hatırlatıyor. Ve bir örnek ki bir buğday tanesi ve yedi başak. Bir buğday tanesinin ekilmesiyle ondan yedi başak çıkacağı Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Ve bir, her başakta 100 buğday tanesi 7 başak olunca 700 yani 1'e 700. Değerli kardeşlerim, hakikaten burada Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, ikramı, ihsanı var. Yapılan iyilikler en azından 1'e 10 iken sadaka, zekatı Cenab-ı Hak 700 katına kadar değerlendiriyor. Değerlendireceğini ifade ediyor. Bu kişinin imanda, inancındaki bağlılığın, sadakatin bir göstergesidir. Yani hakikaten Allah için verebilmek, infak etmek çok büyük bir şeydir. Yani çok büyük bir sadakat, fedakarlık istiyor, fedakarlık istemekte. Onun o fedakarlığını da Rabbimiz en azından bile 700 kat ile ödülleniyor ve takdir ediliyor. O bakımdan bizim de bu düstur çerçevesinde hareket etmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in özelliğine baktığımız zaman Kur'an önce iman esasından bahseder, ibadetten bahseder, muamelattan bahseder, ahlaki esaslardan bahseder ve Kur'an-ı Kerim'de bir de kıssalar vardır. Kıssalar ki geçmiş kavimlerde vuku bulan olaylar ibret almamız için anlatılır. Ve ben iki şeyle tamamlayacağım inşallah. Birincisi Kalem suresinde geçen bahçe sahipleri kıssası. Konumuzla bağlantılı olduğu için ifade ediyorum. Orada geçen olay özet olarak şudur. Bahçe sahibi hasat zamanı geldiğinde ürününü hasat edeceği zaman çevresindeki ihtiyaç sahiplerine gelir. İhtiyaç sahiplerinin de hakkını bir hakkı verir. Ama gün gelir bahçe sahibi vefat eder. Bahçe sahibinin mirasçı çocukları onun hak sahibi olur. Ve çocuklar kendileri biraz nüfusça kalabalık olunca hasat zamanı geldiğinde çocuklar akşamdan kararlaştırırlar. Sabah erkenden gidelim, kimsenin haberi olmadan gidelim. Yani ihtiyacı olan fakirler falan gelmeden ürünümüzü hasat edelim. Yani fakir fukaraya herhangi bir hisse vermemek için erkenden gidip hasat işini tamamlamak niyetleri. Ama o gece bir afetle tarladaki bütün ürün telef olur. Sabah gelip, yani sabah erkenden ürünü hasat etmek için geldiklerinde tarla helak olmuş, telef olmuş olarak görürler. Derler ki biz yanıldık, şaşırdık, başka yere geldik. İşlerden biri de ki yok yok diyor, o bizim hatamız. Ve sabah ile erkenden giderim derken de ayet-i kerimin ifadesi inşallah lafzını da kullanmazlar. Yani Rabb'ın dilemediği müddetçe insanların bir şeyi dilemesi, murad etmesi söz konusu değildir. Ve o işlerden birisi hatalarını idrak ederler ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederler. Yani Cenab-ı Hak babaları verirken Allah onları bereket olarak ikram ve ihsan ediyordu. Ama onlar cimrilik yapmasına karşılık daha dünyadayken o hatanın karşılığını gördüklerini görmekteyiz. Bir diğer şey de Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi
yani kıssalar diyelim, böyle kasa suresi. Orada Hazreti Musa aleyhisselam ile Harun arasında geçen bir olay vardır. Harun, Hazreti Musa aleyhisselamın akrabasıdır. Amcasının oğludur. Hazreti Musa aleyhisselama iman etmiştir. O zaman Tevrat'ı en iyi bilenlerden birisidir. Ancak zeki birisi, mal çokluğu sebebiyle haddi aşan, gurura kapılan bir yapıya, özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Sahip olduğu mal, Allah'ın lütfundan ziyade kendi aklıyla, kendi emeğiyle kazandığı şeklinde bir köşeyi var. Öyle bir kanaat var. Yani o kendi zekasıyla, aklıyla onu mal mülk edinmiş kanaatinde. Onun servetin çokluğu, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetin ifadesiyle servetinin anahtarlarını işte bir kafile, bir topluluk anca taşıyor şeklinde onun servetin çokluğunu ifade edilmekte. Bizde de denir ya, zenginlikte kavrun gibi diye o ifadeler var. Kaldı ki kavrun, kendinden önce nice kavimler, nice milletler, nice insanlar, zenginler gelmiş geçmiş, onları ne görüyor, ne düşünüyor, ne onların halinde ibret almadığını da görmekteyiz. Tabii esas olan Harun'a ilim ehli bir uyarı çeker, bir ikaz çarpar. Yani ona haddi aşmamasıyla alakalı Kasas suresinde çok veciz bir uyarılar ve ikazlar var. Bu hepimizi ilgilendiren özlü veciz şeylerdir. Onlara başlık itibariyle baktığınız zaman birinci derler ki şımar mı? Şüphesiz Allah şımaranlar sevmez. Yani haddi aşma. Yani nereden geldik, nereye gideceğiz, neydik, ne olduk, onların unutulmaması gerektiği şeklinde ilim ehli Karun'u uyarır. Ondan sonra derler ki, Allah'ın sana verdiği nimetlerden de ahiret yurdunu ara, gözet, dünya ahiretin tarlasıdır mesajını görmekteyiz. Böyle tense nasibe kemine dünya, yani dünyadaki nasibini unutma. İşte onu demek istiyor, yani sadece İslam dediğim zaman, İbadet dediğimiz, İslam dediğimiz zaman sadece ahiret ve ahirete yönelik gelmemeli. Çünkü İslam hayat dinidir. İslam'ın koyduğu esaslar bize, bizim bu dünya hayatımızda lazımdır. Onun kazanımı ahirette de, ahireti de bize kazandıracaktır. Ama biz dünyayı ihmal edersek ahireti de kazanmamız söz konusu olmayacaktır. O yüzden Allah'ın sana verdiği nimetten nimeti unutma, nimetle ahiret yurdu da gözet anlamda o mesaj Karun için ilim ehlinden ikinci bir mesajdı. Bir diğer de dünyadaki nasibini unutma. Yani işte ahirette bu dünya hayatında kazanıldığını görmekteyiz ki dünyadaki nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de etrafında çevredekiler iyilik ve ikramda bulunması gerektiği Karun'u hatırlatırım. Ve biri de yeryüzünde bozgunluk çıkarma. Ancak ilim ehlinin yapmış olduğu, yani Karun'a karşı yapmış oldukları bu uyarı nasihat maalesef Karun tarafından kabul görmediği görülmektedir. O aynı kanaatta, o mal servet kendi ilmiyle, kendi aklıyla kazanıldığı kanaatında ama daha sonra malıyla, servetiyle helak olduğunu görmekteyiz ki bir zamanlar onun şöhret, deprebesinde, cazibesine kapılmış, onun serveti gibi servet isteyenler, ondan sonra Allah'a dua ederler ki, biz onun gibi olmadık ya, biz de öyle olsaydık, yani gurur şeklinde, o durumdan korunduklarından dolayı Allah'a hamd edenleri de görmekteyiz. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, burada asıl söylemek istediğim şey, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, gerek malı, gerekse evladı, hem hayatın ziyneti, süsü, güzelliği olarak göstermekte, hem de hayatın bir imtihanı olarak göstermekte. Eğer biz bu nimetleri hakkıyla değerlendirebilirsek, o zaman Allah Resulü Efendimiz'in bir kişi vefat ettiği zaman ameli kesilir, ancak üç kişi müstesna buyurur. Onlardan birisi salih evlat yetiştiren anne baba, bir diğeri malıyla, mülküyle hayır hasenat yapan kişiler, bir üçüncüsü de ilim ehli. Yani gerek yazdığı eser, gerekse yetiştirmiş olduğu talebelerle onlardan toplumun ve cemiyetin müstefid olması, istifade etmesi. Bunlara baktığımız zaman, yani öldükten sonra amel defterin açık kalması Allah'ın bir lütfu ikramı. Bunlar da Rabbimizin bize ikram ettiği o nimetlerin hakkaniyetle değerlendirilmesi
bizim de ebedi hayatta kurtuluşumuza vesile olacak. Ve bizim amel defterimizde açıklamasına vesile olurken hasreten yapılan şeyler de kişinin kendiyle alakalı değil, toplumla alakalı olduğunu görmekteyiz. Rabbim bizlere de sahip olduğumuz nimeti rızasına uygun olarak değerlendirmekte kullanmakta muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Rabbim bize de huzuruna iman Kur'an'la çıkmayı nasip vermesin. Yani Peygamber Efendimiz hasedi caiz olmadığını ifade buyurur. Ancak iki şey de kıtta caizdir. Bir, yani malı, zenginliği, servet olup da onu güzel anlamda değerlendirene keşke benim de böyle imkanım olsa, ben de yapabilsem diyebilmesi ilim cihetinde dahili. Biz de bu şekilde dua ediyoruz. Yani Rabbim'in ikram ettiği nimetleri eğer onun rızası doğrultuda kullanabileceksek Rabbim bize ikram ve ihsan edilsin. Ama bizi maksadımıza aşacak, yani yaratılış gayemizi unutturacak, toplumdaki yanlış örneklere sebebiyet verecek bir şekilde bir sonuç olacaksa Cenab-ı Hak o anlamda şeyden de cümlemizi muhafaza edilsin inşallah. Rabbim çocuklarımız, ailemiz huzur saadetle yaşamayı, beraber yaşamayı nasip edilsin. Salihlerden olması nasip edilsin. Rabbim tuttuğumuz oruçları makbul, günahlarımızı makbul, geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak nice güzel günlerde buluşmayı tekrar nasip eylesin. Programa katılan, emeğe geçen bütün dostlara teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yararınız olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Müftü Yardımcısı Mustafa Özdemir hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu akşamın konusu insanın dünyalık ile imtihanıydı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Günün anısına plaketlerini vermek üzere Kültür Sosyal İşler Müdürü Alper Parlak'a davet ediyorum. Kıymetli hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Efendim yarın akşamki programımız Cumhuriyet Meydanımızda yer alacak yine. Yarın akşam çocuklarınızla birlikte gelin lütfen. Çünkü Kemal Atangür bizlerle birlikte olacak. Geleneksel Hacivat Karagöz oyunu sahnelenecek. Yarın akşam görüşmek umuduyla.